Yücel Koç FETÖ ile başı 24 Haziran 2018 başkanlık seçimleri sonrası açıklama yapmıştı. Ben elimden geleni yaptım ama olmadı. Ne yapmıştı, kimlerle yapmıştı kimse sorgulamadı. CHP'de olduğu gibi MHP'yi de ele geçirme operasyonunda Meral Akşener lehine kongre kararı alan kamikaze hakimleri hatırlıyor muyuz? Şimdi FETÖ'den içerideler. Önce kaset, sonra kongre operasyonuyla devlet Bahçeli'den kurtulmak isteyenin FETÖ'yü maşa olarak kullandığına inanmayan kaldı mı memlekette? Peki ya İYİ Parti'nin kuruluşunda aynı örgütün parmağı bulunduğuna ikna olmayan var mı hala? Siyasi rüzgar nereden eser, siyasiler hangi gün ne söyler beni bağlamaz. Gördüklerimiz bize yeterince şey anlatıyordu zaten. Akşener'i FETÖ destekliyor diyende de bizatihi bugün teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı olan Koray Aydın'dı. Partinin kurucular kurulunda FETÖ'nün şehit ettiği merhum Muhsin Yazıcıoğlu suikastında arama çalışmalarını engellediği bilinen dönemin bölge komutanı Ali Palanta da vardı. Partinin Sakarya İl Başkanı bile 73 Rotary Kulübü'nün bulunduğu federasyon başkanıyım diyen birisiydi. Turuncu devrimlerin finansörü National Endowment for Democracy'nin desteklediği denge denetleme ağının önde gelen ismi Selda Tandoğan Demirel, Meral Akşener'in başdanışmanıydı. Demirel, 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret eden dönemin ABD Başkan Yardımcısı, şimdiki Başkan Adayı Joe Biden'la görüşen seçkinler arasındaydı. Biden'ın en son açıklamalarını hatırlarsınız. Ne dedi? Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım benim geçmişte yaptığım gibi hali hazırda mevcut durumdaki muhalefet liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onları daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle. Yeri gelmişken Nedi biraz daha açayım ki mevzu iyi anlaşılsın. Eski CIA ajanlarının çalıştığı, özellikle Ortadoğu'da faaliyet gösteren, Türkiye ve benzeri ülkelerdeki STK'lara finans desteği sağlayan bir kuruluş. Desteklediği yayınlar arasında kapatılan taraf gazetesi de vardı. Bugün kazandığımız tecrübe ışığında ötesini denemeye gerek var mı? 15 Temmuz öncesi FETÖ kanallarına çıkıp örgüte açık destek veren, her konuşmasında darbe gecesi anlayabildiğimiz yurtta suh vurgusu yapan, 15 Temmuz'dan sonra başbakan olacağım diyen Akşener'den bahsediyoruz yahu. Partinin resmi programında açık açık NATO'ya bağlıyız diyordu. Bunca şeyi bunca zaman anlattık. Ümit Özdağ, İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü deyince ortalık yıkıldı. Bahsettiği il başkanı Buğra Kavuncu. Dayısı FETÖ tutuklusu eski mitçi Enver Altay'la. Karanlık mı karanlık bir adam. CIA'in Türkiye şubesi desek yere. Yeğenine yönelik suçlama artık yargıda. Bekleyip görelim. Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun isminin Enver Altaylı iddianamesinde karanlık para transferleri sebebiyle geçtiğini daha önce yazmıştım. Oğul Buğra Kavuncu'nun geçmişte kurduğu Kazak İş Adamları Derneği'nin FETÖ'cülükten kapatıldığını da hatırlatmak isterim. Geçenlerde Fuat Uğur derlemişti. Amcası Eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu FETÖ firarisi. Dedesi Abdurrahman Kavuncu Türkiye'den sorumlu CIA ajanı Ruzi Nazar'ın yakın dostu. Ne aile ama. Neyse, iyi partiye dönelim. Liste kavgası ve il başkanı hakkındaki FETÖ'cülük iddialarının ardından biri daha konuştu. İyi Parti eski milletvekili, şimdilerde bağımsız İsmail Ok. Suçlamaları yukarıda dikkat çektiğim Biden-Soros bağlantısına işaret etmekte. İsmail Ok, eski genel başkan yardımcısı Hasan Seymen'in ABD başkan adayı Joe Biden'la daha önce görüştüğünü ve Sorosçu olduğunu öne sürüyor. Küskün iyi partiler konuştukça konuşuyor fakat hiçbiri bizi şaşırtmıyor. Partiden dışlanınca küskünler kervanına katılan Ümit za ve İsmail Oka şunu sormak gerekmez mi? Madem bunları biliyordunuz, konuşmak için bunca zaman niye beklediniz? Günaydın mı desek, iyi günler mi bilemedim ki. Başkanlık sisteminin nesi kötü? CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet zaten dilinden düşünmüyordu. Yeni kurulan intikam partileri de kervana dahil oldu. Her mikrofon bulduklarında dertleri başkanlık sistemi. Türkiye için yıkım olmuş, felaket olmuş. Eskiden iyi olan neydi de bu sistemde kötü oldu diye soracak olsanız, dişe dokunur bir cevap da yok. Klasik tek adamlık eleştirileri, meclisin zayıfladığı iddiası. Öyle mi peki? Muhalefet karanlık yahut siyasi hesap içermeyen millete yararı olacak hangi kanun teklifini meclise getirdi de başarılı olamadı. Meclisin işlevsizliğinden bahsederken kirli vekil transferlerinin artık işe yaramadığından mı bahsediyorsunuz? Bir diğeri tek adamlık eleştirisi. Yahu bu millet zaten çift başlılık bahanesini ortadan kaldırmak için başkanlığa evet dedi. Özetle seni tek yetkili tayin ettim, işini yap, bana bahane öğretme demiş oldu. Seçmen sandığa giderken seni seçiyorum ama bu yetkini öbürleriyle de paylaş mı diyordu ki böyle saçma bir eleştiri getiriyorsunuz. Yetki alan işini yapamazsa 5 yıl sonra hesabını yine millete verir. Siz bunu söylerken iktidarın gücünden kendinize de mi pay istiyorsunuz? Böyle bir yönetim modelinin başarılı olma şansı var mıdır? Bu talepler eski parlamenter sistemin alışkanlığı. Hatırlayın, başkanlık sistemine geçişin ilk adımı 2007'deki 367 krizi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı artık halkın seçmesi kararı bu krizin neticesinde alındı. Nitekim her cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı gerilim vardı. Referandumla buna son verildi seçilmiş cumhurbaşkanı ile seçilmiş başbakan arasında yaşanan ve ileride yaşanacak gerilimler de 2017 referandumuyla bitirildi. Artık yönetim katında boğuşma olmayacak, lider sadece işine odaklanacaktı. Türkiye ilk başkan seçimini 24 Haziran 2018'de yaptı ve fiili olarak yeni sisteme geçiş sağlandı. Aradan geçen iki buçuk senede Türkiye'de olanları görüyorsunuz. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege ve şimdi de Azerbaycan. Korona salgını deseniz ayrı bir bela. Dünyanın yaşadığı ekonomik çöküşten bize düşen payda cabası. İçeride PKK'yı bitirme noktasına getiren aralıksız operasyonları saymadım bile. Bunca dert ve belanın hangisinde zayıf düştü Türkiye? Dövizin yükselişinden ve bunun pahalılığa yol açmasından bahsedebilirsiniz ki haklısınız. Ancak 2003 öncesi eski Türkiye'de yaşadığımız krizlerle mukayese edecek olursak, onların yanında bunun kriz bile sayılmayacağı aşikar. Elbette sıkıntı çekiyoruz, lakin eskiye göre çok daha güçlüyüz. Dahası yeniden refaha ve yükselişe geçecek birikimimiz, dirayetimiz var. Kendi kararlarımızı kendimiz alabiliyoruz, kimsenin icazetine ihtiyaç duymuyoruz. Bu bile büyük bir kazanç değil midir? Bakın Akdeniz'de, Karadeniz'de boşuna sondaj yapmıyoruz. Şimdiden 405 milyar metreküplük rezerve ulaştık ki bu daha buzdağının görünen yüzü. Eski Türkiye'de değil doğalgaz petrol aramak hayalini kuramazdınız. Her bir taraftan saldırıya uğruyor. Buna rağmen geri adım atmıyorsak bunu neye borçluyuz? Libya tezkeresine mecliste hayır oyu verenler başkanlık sisteminden rahatsızmış. O gücü millet aldı sizden. Boşuna çırpınıyorsunuz. Yücel Koç